Güzel bir Ankara akşamından herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kızılay metrosuna doğru yürüyeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Gidelim mi? Gidelim. Evet, hep gündüz gidiyorduk. Bir de bugün akşam karanlıkta gidelim dedik. Deneyelim. Ben karanlığı hiç sevmem. Bir de şöyle oluyor arkadaşlar. Bazı engelleri hissediyorsunuz falan diye çok söylediniz. İşte Ayşe'nin burada %1'lik görmesi bakın hissedemedim bugün. Etkiliyor. Ama bak şimdi ya akşam arkadaşlar olunca benim olayım şu. Gündüz %1 görüyorum ama o %1 de yani çok fazla bir şey gibi düşünmeyin kesinlikle. Gölge gibi fark ediyorum büyük cisimleri. Ama onun bile büyük etkisi ama oluyor. Evet, işte o akşam gittiği için yani mesela tamamen hiç görmüyor olsam sabah akşam fark etmezdi ama şu an büyük ölçüde fark ediyor çünkü şu an hiçbir şey göremiyorum. Mesela bizim şeyin özelliği o hastalığın, o yüzden de tavuk arası diyorlar. Evet, evet, devam edebilirsin. Tavuk arası, tam benim onu söyleyecektim. Tavuğa benzetmişler. Tavuklar akşamları görmüyor muymuş? Ne bileyim. Akşam görüyorlar mı görmüyorlar mı bilmiyorum da akşam ezanı okunca tavuklar böyle direkt otomatik kümese gidiyorlar. Öyle bir ama şey yok. Ama akşamları görmüyor olabilir. Doğru, bilmiyorum. Doğrudur yani. Peki burada sarı çizgi var mı? Yani nereden bilebiliriz? Daha önce yürüdün mü buralarda? Yürüdüm ama yok bence. Evet. Var mıymış? Varmış. Duydu mu ne yaptı? Duymuş da olamaz ama. Yok, duymadı da direkt oraya yönlendiriyorlar ya insanlar. Evet. Bazen de şey diyorlar, orası sizin yolunuz, oraya gidin falan. Peki böyle bu yol, panik bir şekilde. Bu yol bizim yolumuz. Evet, bizim yolumuz da. Yani mesela bazen de bilerek sarı çizgiden gitmiyor oluyoruz. Çünkü sarı çizginin direğe yönlendirdiği falan oluyor. Ha, şey oluyor ya değil mi? Yağmurda. Mesela o yolu bilmiş oluyorsun. Daha önce aynen gitmiş oluyorsun. Orada şey olmuş oluyor. Ne bileyim işte dediğin gibi bir engel oluyor. Veya biliyorsun ki oradan yürürsen daha kötü olacak. Şimdi tekrar burada sarı çizgi. Aynen. O yüzden bazen bilerek bilinçli bir tercih oluyor. Aa bak yine bulduk. Evet. Olunca ister istemez yani, şey oluyor. Her zaman orası bizim yolumuz olmayabiliyor. Aynen. Bir de bazen şey oluyor. Mesela ben bunu hep kolej metrosuna binerken yaşıyorum. Şimdi metroya gireceğim ama millet kaldırımdan düz gideceğimi varsayıyor. Oradan değil sağdan gideceksin diyor ama nereye gideceğimi bilmiyor. Sonra metroya gidiyorum diyorum. Ha tamam o zaman diyor. Bu arada metro değil Ankara'yı pardon. Peki Ankara'da bir çeşit metro. Ankara'da son 2 haftadır çok felaket sıcak vardı ama bu akşam çok güzel değil mi? Bu akşam gerçekten Ankara bayağı güzel. Tam yürüme havası. Evet. Şimdi arkadaşlar söyleyeceğim bir şey var mı aşkım? Bir konuya gireceğim. Derin bir mesele. Aşkım ben susuyorum. Susma, beni tamamlaman lazım. Ayşe'nin derin meselesi ne olabilir arkadaşlar? Bir saniye dur, bir düşünün. A gerçekten derin bir meseledir. B derin bir mesele değildir. Veya şöyle bir konu olabilir. Dur bakayım burası neymiş. Evet arkadaşlar bunun ne olduğunu bize yazın. Dur aşkım tam yola mı çıkıyoruz ya? Yok yok yola çıkmıyoruz bence ya. Yola mı çıktık? Yok yok yola değil. Korkutma beni. Biraz şeye gitmişiz. Ben böyle akşam bir de biraz daha yavaş yürümeyi tercih ediyorum. Aşkım, veya şey olabilir diyordun. Ne zaman ben? Bence bahsedeceğin önemli konu şu. İzleme sayılarımızla beğeni sayılarımız orantısız, düşük. Bir nasıl de yani? Yani diyelim ki 7000 kişi izliyorsa. İzleyen herkes beğenmiyor diyorsun. Aynen. Arkadaşlar, bu Ayşe'yi çok beğenmiyor. Ayşe'yi bu çok üzüyor. Dur, şeye girdik. Evet. Durağa girdik. Bir taraftan konuşacağız derken. Kazaya falan şahit olmayın da Allah korusun. Aynen. Orada biraz şey yaptık. Konuşacağız derken. Arkadaşlar beğenmiyorsanız söyleyin videolarımızı. Ama bence beğeniyor ya insanlar. Evet, ama abone olmuyorlar sanki değil mi? Evet, izleyen herkes bence abone olmuyor. Neden abone ama olmuyorlar ki? Benim bahsedeceğim konu bu değildi. Hadi ya. Neden abone olmuyorlar bilmiyorum. Ya ben mesela YouTube kanalı açmadan önce açık söyleyeyim böyle insanlar niye abone ol deyip duruyorlar ki falan diyordum da. Evet. Bence abone olun arkadaşlar. Fikrim değişti artık böyle kendim de beğendiğim kanallara abone olmaya başladım. Artık başına gelince mi? Evet. İşler değişti valla. Gireyim mi derin konuya? O zaman hadi gir.
aslında yürürken de derin konulara girmeyeceğiz demiştik ama derin konulara gireceğiz. Arkadaşlar şeyi çok soruyorsunuz. Görme engelli birine nasıl yardım etmeliyiz? Önce oradan başlayayım. Görme engelli birini mesela yolda yürürken gördünüz. Baktınız gidiyor. Yani bir sorun da yok. Evet. Hiçbir şey teklif etmeseniz de olur bence. Haksız mıyım? Beni düzelt bu arada yanlış evet, bir şey söylüyorsam. Eğer o kişinin o sırada yardıma ihtiyacı olduğunu düşündünüz. Gidip pat diye koluna girmeyeceksiniz tabii ki. Ama şey diye sormak lazım. Yardıma ihtiyacınız var mı? Kişi yardıma ihtiyacım yok dedi. Evet. O zaman tamam deyip yolunuza bakacaksınız. Tamam. Eğer yardıma ihtiyacım var dediyse o zaman şöyle diyeceksiniz. Koluma girmek ister misiniz diyeceksiniz. Çünkü demeniz gerekiyor daha doğrusu. Çünkü kişi sizin kolunuza girdiği zaman onun yani mesela ön işte bir merdiven var diyelim ki merdiveni ilk siz iniyorsunuz. Bir dakika. Ne oldu? Ay birine bastı onu çarptı galiba. Keşke bir pardon deseydim ama geçtik. Neyse. İşte neden bahsediyordum? Dikkatim dağıldı birine çarpınca. Ha sizin onun koluna girmeniz lazım. Ay yanlış söyledim aşkım sen anlasana. Aşkım. Dikkatim dağıldı. Ben de kalabalık olunca çok şey olmadı. Tamam toparladım dikkatimi. Dur şimdi sağımızda ne var solumuzda? Bilmiyorum. Karanfor metrosu geçtik. Nereden bileyim ya? Aşkım? Şey bakar mısınız? Evet. Metronun girişi nerede? Yani tam ortada sınırlıkların olduğu yerde. Şurada bir yerde de. Aynen, şey aynen. Karanfil. Girince ne yapacağız? Yemekte geçeceğiz ya. Girmeyelim orada, mi? Evet, bineceğiz ya. Yani evet. Orada anlatabilirim yani. O zaman. Anlatırsın, anlatırsın. Tamam arkadaşlar. Kola girme olayını çok net bir şekilde ben sizin kolunuza gireyim daha rahat olur. Heh. Arkadaşlar siz beni uyardıydınız ona binaya yapıyorum şu anda. Yok böyle olunca böyle ben daha iyi oluyor. Böyle olunca ben seni şey yapıyorum. Tamam. Çok sağ olun. Böyle olunca siz önden gidiyorsunuz ya basamak falan olunca ilk siz indiğiniz yok. İçin hissediyoruz. Yok biz senin kolundan anlıyoruz. Hani mesela basamak olduğunda siz indiğiniz için kolunuzdan biz onu anlıyoruz. Yani i̇çiniz rahat olsun. Öyle bir şey olursa ben uyarırım. Ha yok. Sağ olun. Teşekkürler. Antalya, sizin? Yozgat'ın neresinde? Mis gibi portakal suyu. Kokusu geldi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gerisini hallederiz. Sağda yürüyen merdiven mi var? Yürüyen merdiveni mi kullanırsınız yoksa? Yürüyen merdiveni kullanalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Tamam çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Evet. Bu sayede anlatacağımız şeyi de anlatmış olduk sanki değil mi? Aynen. Hem güzel örnek oldu. Bir de ben hani siz görün diye koluna girdim arkadaşlar. Koluna girmemizin sebebi de görme engelli. Ya şöyle bir şey var. Hani tüm görme engellileri de aynısını yapmıyor. Ben mesela lisedeyken farklı bir şekilde yapıyordum. Neredeyken? Lisedeyken. Neden? Ya lisedeyken mesela omzundan tutuyordum insanların. Ama bence o mantıklı bir yol değil ya. İşte mantıklı değil. En mantıklısı arkadaşlar. Yani bence görme engelliler de bunu yapmalı eğer. Evet. Zaten hani akademide de öyle. Görme engelli şey yapması ne lazım. Ne akademisi ya? Gören kişinin. Akademi derken yani nasıl hani yani? Görme engellilerin bağımsız hareket ve eğitimi var ya. Ha akademik boyutta aynen. Da öyle diyorsun. Aynen. Akademik boyutta da doğru olan en güvenilirli ve en şey. Şeyden geçiyoruz. Neydi ya bu? Ben videolarda her şeyin adını unutuyorum. En doğru olan şeyi görme engelli kişinin, gören kişinin kolundan tutması. Yani dirseğinden tutması. Dirseğinin 2-3 parmak yukarısından tutması.
Bunun sebebi de şu. Hani görme engelli arkadaşlar da dinlediği için videolarımızı. Yani bizim bir öneri olarak düşünebilirler. Bilmeyen arkadaşlarımız. Ama birçok görme engelli de bunu uyguluyor bence. Evet. %90 falan. Evet. Bunun aynı sebebi de şu. Tabii dirseğinin iki parmak üzerinden tutunca bir de yarım adım gerisinden hareket etmesi lazım. Yani görme engelli kişi yarım adım geride, evet, olacak. Evet, gören kişi yarım adım önde olacak. Görme engelli kişi de arkada olacak. Arkada olacak ki şöyle, bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne yalnız birkaç dakikadır ikimiz de söyleyemiyoruz, farkında mısın? Ya, ya şöyle hani ortam kalabalık olunca ve işte bir taraftan onu odan akıllıyım falan diye düşününce. Yani ben uzun bir süre bağlayamadım sebebini. Şimdi sen başladın. Tamam konuşmaya. Arkadaşlar o zaman şöyle yapın. Pat diye söyle. Burada videoyu durdurun. 30 saniye düşünün sizce sebebi ne olabilir diye. Ya aşkım artık düşünmekten sıkıldı insanlar, söyle. Ya zaten az önce söyledik zaten adama da. Adam da çok anlamadı bence. Ayşe önemli bir konu anlatacağım dedi, insanları bekletti. Ne anlattı anlamadık. Ya aşkım dur ya, önemli konunun daha boyutları vardı. Hadi söyle sebebini. Sebebi şu. Ses bu arada turnikenin sesi. Arkadaşlar gören kişi mesela merdivenden inildi ya. Zaten kolundan alçaldığını, yükseldiğini anlayabiliyorsunuz. Önünüzde öndeki, merdiven olduğunu anlıyorsunuz. Veya öndeki kişiden hangi hareketler yaptığından seziyorsunuz ortamı. Bu da rahat bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Evet, yani atıyorum yokuş mu çıkıyor anlıyorsunuz. Merdiven mi iniyor anlıyorsunuz. Basamak mı çıkıyor anlıyorsunuz. Ve eğer siz o kişinin kolu, yani o kişi sizin kolunuzdan tuttuysa ve siz önden gitme mevzusu da çok önemli. Mesela her zaman o kişi sizin kolunuza girdiğinde önden gitmeyebiliyor insanlar. Eğer önden giderseniz ve bu iki şeyi uygularsanız, iki kuralı, kişiye işte yok basamak var, yok şöyle böyle uyarı vermenize hiç gerek kalmıyor. O zaten hissediyor. Panik olmadan her zaman nasıl yürüyorsanız öyle yürüyün. O zaten hisseder. Aynen öyle. Şey, az önceki yer Ankara rayın girişimiydi acaba, şeyin girişimiydi? Metronun girişimi. Şimdi şöyle, Kızılay'ın bir sürü çıkışı ve girişi var. Arkadaşlar ben burayı... Kızılay'a nadir geldiğim için bilmiyorum açıkçası. Sen biliyor. Ayşe ya, de şöyle. Ben de kendi kullandığım çıkışı biliyorum. Ayşe kendi çıkışını biliyorum. Kendi çıkışını bildiği için. Ya öğrenemiyorum. Mesela öğreniyorum sonra unutuyorum. Ya bazı görme engelli arkadaşlar her tarafını çok iyi biliyor. Evet, bu bizimle ilgili bir durum. Aynen. Ha bir de mesela biz az önce yürüyen merdiveni tercih ettik ya, bu da o anlık tercihimizdi. Ben mesela bazen yürüyen merdivene binmeyip normal merdivenden çıkmak istiyorum. İnsanlar oraya yönlendiriyorlar ama o sırada hareket etmek istediğim için oraya gidiyorum. Şurası giriş mi çıkış mı? Gelin bu taraftan. Ne tarafa gideceksiniz? Şey, Beşşehir. Ankara'yı mı? Evet. Ankara'yı karşısı. Karşısı mı? Gelin. Teşekkür ederiz. Gelin. Gelin buradan. Ben sizin kolunuza gideyim mi? Gelin. Teşekkürler. Evet, burası hakikaten karışık. Evet. Ya karışık değildi de işte, çok kullanmakla alakalı bir şey. Yani evet, biz çok kullanmadık. Pardon. Ya mesela işe giden çıkışı ben öğrendim artık. Ben size şimdi Ankara'nın arkadaşları çağıracağım, size yardımcı olacağım. Çok sağ olun. Az önceki neyin girişiydi? Gelin, şuradan ya kapıdan yardımcı oluyorum. Çok sağ olun. Bir saniye bekleyin. Başkan! Acaba şu an benim her zaman girdiğim yerde miyiz? Tamam, çok sağ olun. Beşerler tarafına. Gerek yok. Siz merdiveni yönlendirseniz İleride yeter. İleride solda mı iniş? Solda da var. Sağda da, ben size en yakın merdivene göndersem olur mu? Olur. Şöyle kusura bakmayın. Tamam, burası kusura galiba. Bakmayın. Tamam, burası her zaman kusura bakmayın. Geldiğim yer. Geldiğin yer mi? Şu anda merdivenler yanaşlıyor. Ve merdivenlerin başındayız ama tamam, çok sağ olun. İnince sağ yapacağız. Sağ, tamam. İki kat ineceksin şu an. Tamam, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Neden kusura bakmayın dedi? Yani... Bilmiyorum ki. Ben de anlamadım. Her zamanki de... Ne dedin? Senin her zamanki bindiğin yer mi? Kesin burası. Evet. Şimdi buradan sağ mı? Aynen. Buradan sağ yapacağız da. Çok teşekkür Biraz ederim. Biraz daha ileriden sağ yapacağız. Tamam, çok sağ olun. Buradan hallederiz. Şimdi aşkım, sen o derin konuya... Derin konuya bayağı büyük ölçüde anlattım zaten. Gittim. Neydi konu? Görme engelli birine nasıl yardım edilir konusuydu. Ya, tamam. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorsanız hiçbir şey demenize gerek yok. Eğer ihtiyaç var gibi geliyorsa... Direkt soracak... oradan dalmıyorsunuz. Soracaksınız.
Yardıma ihtiyacım yok diyorsa boş verin. Hiç ısrar etmeyin. Ha bir de mesela kişinin önünde direk mi var? Direk var, direk var diye bir anda seslenip kişiyi telaşlandırmak da iyi bir şey değil. Çünkü muhtemelen o bastonu o direği fark edecek. Hani böyle... Ya fark etmezse? Ya o zaman bastonu düzgün kullansın. O da kişinin aşkım kendisi mi? Aşkım öyle olur mu? Ama aşkım mı? Az önce bakka az kalsın ki. Nerede? İşte şu durağın o taraftan yana kaydık ya. Yani ama bazen ben panik oluyorum direk var diye bağırdıklarında. Mesela ablam şöyle bir olay yaşamıştı, anlatıyordu. Birisi böyle bir anda direk var, direk var diye durdurmuş. Ablam da panik olmuş. Sonra durunca da demiş ki 5-10 metre ileride ya gidebilirsin. Muhtemelen ilk defa görme engelli birini gördü, panik oldu. Güzel bir şey. O zaman şöyle yapacağız değil mi? Metro gelecek ya. Aynen, metroda kapatacağız. İçine girelim. Ondan sonra kapatacağız. Öncesinde vedalaşalım. Daha doğrusu şöyle arkadaşlar, öncesinde vedalaşalım derken. Ne vedalaşalım? Ya bilin ki metroya oturduktan sonra kapatırız. Artık içerideki duruma göre. Gerçi artık gerçi duyurur ki. Değil mi? Aynen. Mikrofonsuzluğa o kadar alıştık ki. Ya şöyle metronun içinde de aslında çekeriz de. İnsanlar otururken falan kimi nasıl çektiğimizi çok... falan da bilmiyoruz. Kamera saçma sapan bir yere odaklanmış olabiliyor. O yüzden metroda ama oturana kadar çekeriz yani eğer oturursak ya da ayakta durursak. Ya bence bu direk olayının kuralı şu. Kişinin böyle tam direğe çarpacakmış gibi ise şey yapabilirsiniz ama direk hani 5-10 metre ilerideyse de bence telaş yapıp direk var diye bağırıp şey yapmaya gerek yok. Zaten arkadaşlar hatırlıyorsanız topluluk sekmesinde biz size bir soru sorduk. Daha doğrusu anket yaptık. Dedik ki görme engelli birinin yürüyen merdivene doğru gittiğini gördünüz. Ne yaparsınız diye bir soru sormuştuk. Bununla ilgili başka bir paylaşım yapacağız. Evet. Bunu anlatacağız. Tartışacağız Ayşe'yle. Aynen öyle. Aslında orada bu soruya da cevap bulmuş olacak. Onun dışında. İnsanlar. Ya şöyle ya. Şey diyorlardı. Böyle yürürken çok derin konulara girmeyin diyenler de oldu. Ha, bazı şeyde de eğitimde vardır. Mesela fırsat öğretimi diye. Tam fırsatlar çıktıkça bir şeyler anlatıyoruz. Böyle dışarıdaki yürümeleri de öyle güzel olabiliyor. Hani sen de bugün bayağı akademiksin ha. İşte bugün öyle olabilir. Onun dolayı. Yani... Şöyle sağımı solumu da söyleyeyim arkadaşlar. Ankara metrosunun durumunu. Ya Ankara'nın şöyle bir şeyi var. İstanbul, en son İstanbul'da çektiklerimizin sonra gerçekten Ankara'da gürültü yok ya. İstanbul'da çok gürültü yani vardı. İstanbul'la kıyas, yani İstanbul'la hiçbir şey gürültü olarak kıyaslanmaz bence. Evet. Tamam, İstanbul güzel, hoş gezmek için ama yani İstanbul'da resmen insanlara sesimizi duyuramadık. Ama Ankara'da da duyuramadığımız oluyor. Ya oluyor ama İstanbul kadar yoğun değil bence. Ya tabii o yani o anlamda fark var kesinlikle. Ona katılıyorum. Hani ama şöyle turist de düşünmeyin. Olabiliyor, yabancı olabiliyor. İstanbul'da yaşayıp buna alışmış gayet rahat yaşamını sürdüren bir sürü görme engelli de var. Hani şey tabii canım. Bir algı hani da yorumlara da yazmışlar. Evet bir tane yorum ben çok beğendim. Hatta onu başa tutturmak istiyorum da gidince onu yapayım. Ya arkadaşlar bir de önceki konu bizim metro mu? Soldan geldiğine göre evet. Bizim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Hani videolardaki olumsuz davranışları gündeme getirip o kişilere hakaret ediyorsunuz. Edenleri var daha doğrusu. Bu bizi gerçekten zor durumla bırakıyor. Hani gidiyor musunuz? Yardım edeyim mi size? Çok sağ olun. Metroya gidiyoruz. Çok teşekkürler. Eyvah. Ooo metro serinmiş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani bunu yapmamak gerekiyor diyorsun. Aynen. Ya bir de mesela oturma konusunda da şöyle bir şey diyelim. Her zaman oturmak zorunda değiliz aslında. Benim tek otobüste veya metrodaki sıkıntı yaşadığım nokta şu. Ben başkalarına engel olmasam oturmak zorunda değilim yani. İlla oturayım diye bir durumum yok. Sonuçta fiziksel bir engelimiz yok. Aynen yani mesela şu anda durabiliyoruz. Şu anda bu metroyu bildiğimiz için değilim. Ben şu anda kimseye engel olmadığımı düşünüyorum. Evet. Yani ilerken onun için sıkıntı değil. Değil mi? Ya engel olsak da uyarabilirler mesela. Biraz daha sağ çekiyor, sağ geçebilir misiniz diye uyarılabilir. Ya mesela otobüste ne oluyor? Ya koltuk boş olmuş oluyor veya sen tam insanların önüne engel olacak bir yerde beklemiş oluyorsun. O biraz sıkıntı olabiliyor. Şöyle bence, eğer mesela boş yer varsa kişiye boş yeri gösterin. Ama boş yer yoksa da hani şey...
işte yer verin arkadaşa falan gibi demeye gerek yok bence. Mesela şey ne oluyordu? Şey diyenlerde oldu. Ya işte hani girince boş yeri var mı diye sorun. Ben orada şöyle çekindiğim nokta şu oluyor. Ben de aynı şey yazmıştım yoruma cevap olarak. Muhtemelen aynı şey. Dur bakalım aynı şey mi? Ya ben şimdi diyelim ki boş yeri var mı diye sorsam. Yani %99.99 boş yer yoksa bile insanlar kalkıyorlar. Ama bazen de şu oluyor. Ama ben istemiyorum mesela. İhtiyacım şey oluyor mesela. Yaşlı bir insan oluyor. Yaşlı insan kalkmaya çalışıyor, kalkıyor. Bu sebeple ben onu istemiyorum. Aslında dediğimiz gibi bizim temel sıkıntımız fiziksel engelimiz olmadığı için sonuçta görme engellikle ayakta durmanın bir dezavantajını sağladığı bir şey değil. Onun için öyle bir durum olduğu için. Sormadığımızda da hani boş yer varken biri söylemediyse de 2 dakika fazladan ayakta durmuş oluruz. Bir şey olmaz. Yani benim bu konudaki tercihim şu. Boş yer varsa bir insanın söylemesini isterim. Ama ben de gidip boş yer var mı diye sormak istemiyorum açıkçası. Sebebini yani, de söyledim. Ve şey yapmaya da gerek yok. Yani mesela ben bazen işte metroya binerken birileri yardımcı oluyor. Hı? Sonra insanlara boş yer, işte yer verin falan diyorlar. Ben ondan yani çok hani ihtiyacım olmadığı için çok iyi hissettirmiyor nedense. Aynen öyle. Peki şimdi kapatalım mı? Kapatalım. Tamam, sen hadi şöyle insanlara bir daha peki abone olmamızı, abone olmalarını iste. Sen istiyorsun. Arkadaş, sen güzel istiyorsan aşkım. Arkadaşlar, çok istiyorum. Kanalımıza lütfen abone olun. Siz abone oldukça biz çok mutlu oluruz ve desteğinizi sevmiş oluyoruz. Aynen. Gerçekten çok önemli. Aynen. Mesela biz o kadar güzel yorumlar alıyoruz ki o gerçekten bizi aşırı motive ediyor. Bir de abone olmanız, beğenmeniz, bir de yorum yapmanız. Bu YouTube algoritması denen bir şey var. Bizim videolarımızı ön plana çıkarıyor. Ön plana çıkardıkça da hani başka insanlar da görüyor. İnsanlar yani amacımız aslında geniş kitlelere ulaşmak. Bunların hepsini aynen. Bunun için istiyoruz. Yani aynen. Bizim tek amacımız farkındalık. Aynen öyle. Onun için o zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.